Bant Magazine sinema programına hoş geldiniz. Bu hafta yani 25 Ocak 2019 haftasında 5 tanecik yeni filmimiz gösterime giriyor. Gerçekten de sektördeki krizi artık bu hafta hepten hissettik. Artık bu nedir? Normalde Ocak ayında bir sinema salonuna gittiğimizde hangi filmimizi izlememiz gerektiğini bilirdik. Çünkü zaten 12 salonun 10'unda aynı erkek komedyen filminin aşırı itici afişini görür ve hemen koşup bilet ve patlamış mısır menü alırdık. Bugün bir sinema salonuna gidip onlarca seçenek arasında doğru filmi bulmak ve ondan da önemli ölçüde memnun ayrılmak biz sinema severleri çok yoruyor diyoruz. Ve bir an önce itici gibi komedyenlerimizi sinema salonlarına bekliyoruz. Vallahi hasret kaldık seçeneksizliğe ya diyoruz. Ve hemen ilk filmimizi fişekliyoruz. Yaparım ben. Sen kimsin kızım? YouTuber, Instagramer, Twitterer, Facebooker filan derken artık boş kalan sinema salonlarını neyle dolduracağını şaşırmış olan ve belli ki bu süre zarfında da yeni Cem Yılmazlar şimdilik çıkaramamış olan Mars grubumuz bir şekilde bir kadın komedyen bulabilmiş ve kendisini de birkaç yüz salonda vizyona sokma büyüklüğünü göstermiş diyoruz. Neden böyle diyoruz? Çünkü başrolünde arkadaşımız olduğu için çok gömmememiz gereken ancak bu programda geçen hafta biz Jean-Luc Godard'lar gömmüş insanız. Siz kime ne anlatıyorsunuz ya diyerek durduk yere delirip üzerinize yürümeye kalktığımız Aslı Gibidir filmimiz bu hafta gösterime giriyor. İyi mışık diyorum, iyi mışık. Onlara binme abla. Lara'cığım don't touch my hair. Bayanların peşinde koşmak varken. Eat local, think global. Tek günde çektiği uzun metrajlı sinema filmi görünümlü seks tape, moral bozukluğu ve 31 ile tanıdığımız, sonrasında çektiği Polis Akademisi Alaturka, Hayalet Dayı ve Hep Yek gibi filmleriyle de resmen tanımazdan geldiğimiz Ali Yorgomuz'un bir kez daha kamera arkasına geçerek yönettiğini düşündüğü Aslı Gibidir filmimiz. Tipleme komedisi, şive komedisi, romantik komedisi, tipleme komedisi, itici yan kast komedisi ve tipleme komedisine özel bir ilgi duyanlara ve daha ziyade duyamayanlara hitap ediyor. Çünkü duyabilen ve hatta görebilen izleyicilerimize zor anların beklediğini söylemek zor değil. Olsun ama ilk yarı önemli ölçüde komikti diyoruz. İkinci yarıda da inşallah Allah sabrını verir. Çünkü o son 20 dakika falan çekilecek dert değil falan diye artık eş dost film yapma. Yemin ederim biz burada şekil şukul olduk diyoruz. Böyle umuşlar içine giriyoruz. Hadi bakalım Aslı işimizi zorlaştırma daha fazla galalarda konuşup diyoruz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yani seyircinin takdirine bırakıyoruz. İnşallah hak ettiği değeri bulur diyorum. Biz çekerken çok eğlendik, çok sıcak bir filmdi. Tiplemelerimi biraz daha organik bir şekilde, çok organik bir şekilde tiplemelerimi daha organik bir şekilde gördüğümüzü düşünüyorum. Bu fikir bence çok orijinal bir fikirdi ve daha önce yapılmamış bir fikirdi. Haydi bir alkış! Haydi bir alkış! Bu hafta bir ciğeri olan ve bu ciğeri sinema salonunda bırakmaya ant vermiş olanlar da yaşadı. Çünkü Nadine Labaki'nin dünya üzerindeki tüm acı, keder ve elemi tek bir filme doldurup kaldırıp böyle onunla kalbimizi, beynimizi ezdi. Capharnaüm filmimiz de bu hafta gösterime giriyor ve izleyicisinden minimum 7 litre gözyaşı bağışında bulunmasını bekliyor. Capharnaüm'ü izleyip tuzlu sudan eriyen yüzünü eline almış olmasına rağmen halen daha ben örselenmeye doymamışam diye zılgıtlananlar da yaşadı. Çünkü daha önce Fransız orijinali Untouchables'ı izleyip çok sevmiş olan sinema severlerin aynı filmi bir de İngilizce izleyerek kazıklanması gereken The Upside filmimiz ya da birebir çevrilmiş olan Türkçe karşılığıyla Olacak İş Değil filmimiz bu hafta gösterime giriyor. Bilirsiniz ki the İngilizce'de olacak, up iş, side ise değil anlamına gelmektedir. İngilizce bilginizi sorgulayacağınıza kolaysa siz bir Türkçe isim bulun da görelim diyoruz ve bu hafta yerli yersiz size patlamaya devam ediyoruz. You need to wait your turn. Relax, it's not a hold up. Just sign this one, please. How would I sign it? I don't know. Slowly. Çocuk ve gençlerimize ayrımcılığı, insanların ejderhalara karşı uyguladığı ötekileştirici dil üzerinden anlatan nefis metniyle Two Thumbs Up'lamaya doyamadığımız Ejderhanı Nasıl Eğitirsin adlı animasyon, bizi durduk yere ökür ökür ağlatan devam filmini de önemli ölçüde sevmiştik. Ancak şimdi de 3. filmini yapmışlar ve bu hafta gösterime sokmuşlar. İzleyelim bakalım Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 diyoruz. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 Gizli Dünya. Şu sıralar Sex Education adlı her nedense pek sevilmiş Netflix dizisinin başrolünde esen Asa Butterfield'ı başrole taşıması dışında açıkçası pek de bir numarası yok gibi görünen ve hatta çocuğu başrole taşımak da yani bir meziyet midir ki diye düşündüren bu çocuk büyüdükçe aşırı iticileşti. Nerede Hugo'daki hali, nerede bu dediğimiz Time Freaks filmimizde bu hafta gösterime giriyor ama yeminle vizyon filmi anlatmaktan yıldık diyoruz. I'm gonna go. But I'm not giving up. Oscar adaylarını konuşalım, elbette konuşmadan geçmeyelim diyoruz ama yani artık bu adayların hali nedir? Yani bu kadar mı sıkıcı, bu kadar mı kötü, bu mu 2018 diyoruz ve dünyanın en kötü, en zayıf, en iyi film adaylarına şöyle bir bakalım diyoruz. A Star Is Born, yani bu Lady Gaga filmini abartın daha alın başımızın üstüne koyun ya. En iyi film adaylığı falan, yani 7 Oscar adaylığı az kalmış. Gelin bunu burun bizim ağzımıza vurun bu filmle. Çünkü yani yeterince övemediniz diyoruz. Lady Gaga'ya da neredeyse Oscar vereceksiniz. Bu yani siz Gırgırı'ya da Gülşen Bubik olduğunu da mı izlemediniz, ben anlamıyorum diyoruz. Ve BlacKkKlansman adlı diğer adayımıza geçiyoruz. Spike Lee canımız ciğerimiz, tamam bu filmde asla kötü değil, hatta çok iyi, uzun zaman sonra iyi film ama yani en iyi mi film bilemedik diyoruz. Black Panther, yani inanılmaz tarihi önemini anlıyoruz ama en iyi film adaylığını bırakın, en iyi herhangi bir adaylığını anlamak için gerçekten dönüp şöyle bir sinema tarihine bakıyoruz, bir de Black Panther'a bakıyoruz, kafamızı iki yana sallıyoruz. Bohemian Rhapsody, diyecek söz bulamıyoruz. Yani artık yazıklar olsun demeyi bir de İngilizce düşünelim. Shame on you. Yani inanılmaz. Queen tamam harika grup ama ağzına takma dişi takan soluğu bu filmde almış. Böyle bir rezalet olamaz. Koskoca Queen, Freddie Mercury'nin cinselliğini özgürce yaşayıp ve biraz partilemesi yüzünden dağıldı demektir bu film. Artık ayıp diyoruz. Green Book filmimiz hem siyah olup hem gifted olup hem de gay olup hem de bir tane İtalyan bir maskülen böyle adeta macho bir şoför tarafından sınanan bir siyah herifin yani yaşadığı azınlıklar iki öteki birbirine dostlukla sarmalanıyor. Aman içimiz kıyıldı, 20. dakikada uyuyakaldık diyoruz. Vice'a bakıyoruz. Vice arkadaşlar yani yuh diyoruz. Bir yılda makyajı yüzüne çalan gelmesin. Levent Kırca'nın böyle tuhaf makyajıyla başka bir tiplemeye dönüştüğü filmlere yemin ederim Oscar'larda doyduk artık. Bari siz yapmayın diyoruz. The Favourite, yemin ederim güzel film, diyecek söz bulamıyoruz. Roma harika, zaten burada başka bir de aday film yok gibi bir şey. Bu 8 tane adayı niye en iyi filme kakaladınız? Bu yıl başka film mi yoktu? Burning'e en iyi yabancı film adaylığı bile vermemişsiniz. Allah cezanızı diyoruz. Ve bu akademi hani değişmişti, hani gençler gelmişti, kadınlar gelmişti. Siz yine beyaz aptal Amerikalı gibi oylar vermişsiniz, yaşlı gibi oy vermişsiniz. Yemin ederim inanılmaz ya diyoruz. En iyi yönetmen kategorisine bakıyoruz ve yine yüzler yere düşüyor, yeminle böyle bir adaylıklar olamaz. Hadi neyse, yine önemli ölçüde anladık. Alfonso Cuarón ödülü alıp gidecek. Spike Lee'mizi de seviyoruz. Yorgos Lanthimos'u da seviyoruz. Paul Pawlikowski'yi burada gördüğümüze çok memnunuz. Biz resmen en iyi yönetmen adaylarını sevmişiz. daha ne konuşuyoruz diyoruz. En iyi erkek oyuncuya bakıyoruz ve inanamıyoruz çünkü Bradley Cooper da gelmiş. Yani nasıl olur neyse, daha fazla bu filmi gömmeyelim. Çünkü gömülecek film yok. Mesela Bohemian Rhapsody diyoruz ve Rami Malek. Biliyoruz ki bazılarınız bunu söylediğimiz için bizden nefret edersiniz ama yani bu performans oldu mu ya diyoruz. Neyse, şimdi ağzımı açmayayım. Viggo Mortensen diyelim. Viggo Mortensen güzel oynamış, şık oynamış ama ırkçı söylemiyle bu ödüle çok çok uzaklaşmış. Ancak kapı eşiğinden bakıp gözünden bir damla damlatmış diyoruz. Willem Dafoe'yu çok seviyoruz. Ancak bizim hatırladığımız kadarıyla bu kulağı kesik ressamımız bu kadar yaşlı değildi diyoruz. Ne alaka bu kast? O nedenle Christian Bale'e eğer bu ödül giderse yazıklar olsun diyeceğimiz Vice adaylığıyla da aslında iyi oynamış ama yani ne alaka artık diyoruz. Zaten bir tane Oscar verdiniz bu adama. En iyi kadın oyuncu kategorisinde tatlı adaylar var. Mesela Roma'nın başrolündeki Yalitse Aparicio mu? Yani çok tatlı, ne güzel. Burada bir ilk yaşattı bize bu kategoride aday olarak. Kendisi de şaşkınlık geçirmiştir. Muhtemelen tek kelime bilmediği İngilizcesiyle şaşırmıştır diyoruz. Melissa McCarthy'mize sonunda bir en iyi kadın oyuncu adaylığı gelmesine sevindik. Glenn Close'a da 7. kez aday gösterip vermezseniz artık yani yazıklar olsun diyoruz. Ama Olivia Colman da aday. Bakın ona vermezseniz esas yazıklar olsun diyoruz. Ama kime verirseniz helal olsun asla demiyoruz, biliyor musunuz? Lady Gaga şu burada aday göstermişsiniz. Saçmalamayın. Aday göstermekle kalın. Ratinginizi alın, yolunuza bakın. Sakın ha ödül falan vereyim demeyin diyoruz. En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde Adam Driver'ı görmek sevindirici ama bu filmle görmek düşündürücü. Richard E. Grant'i izlemedik, yaşlı başlı adam, alsın hakkıdır diyoruz. Sam Rockwell'i görünce gördüğümüze inanamıyoruz. Geçen yılda mıyız ya? Yeter, buna da verdiniz. Sam Elliot yazık, ilk kez aday olmuş, şaşırdık. Mahershala Ali 2. yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı şimdiden canı gölden helali hoş olsun. Öyle ağım şahım değil ama sonuçta iyi kötü o da bir ötekidir, alsın gitsin ne olacak diyoruz. En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde yine gözlerimize inanamıyoruz. Çünkü neredeyse 5 aday da okey gibi. Bunları hiç de yani laga luga yapıp kendimizi yormayalım diyoruz. En iyi senaryo adayları arasında orijinalde gönlümüz First Reform'dan yana ama Roma'da güzel, tatlı, sempatik, Favourite de hoş. Uyarlama senaryo kategorisinde ise arkadaşlar bu A Star Is Born, pardon ne alaka bu kategoride diyoruz. Diğer tüm adaylar olabilir diyoruz. Sinematografi adayları çok güzel, çok hoş. Kurgu adayları falan, artık tek tek size adayları burada sayacak halimiz yok. Ama makyaj ve saç adaylığında Border'ı görmek güzel oldu. 2018'de bu filmi çok kenarda köşede bıraktınız. Halbuki ne kadar güzel filmdi diyoruz. En iyi müzik adaylarını dinlemeye kalkacaktık ama maalesef Mary Poppins Returns'u da aday gösterdiniz ve biz de canımızı sevdiğimiz için bu adayları dinleyemedik diyoruz. En iyi şarkı adayları arasında Lady Gaga'nın bu ödülü alacağına emin gibiyiz. Zaten alsın gitsin artık yani, yeter ki tamam şuna bir ödül verecekseniz buna verin gönderin diyoruz. Ama bu kategoride Saspirya hani nerede diyoruz ya. Tom York o kadar güzel şarkılar etmiş, koca soundtrack yapmış, burada kendine yer bulamamış, yazıklar olsun diyoruz. Bunun dışında bütün adaylara genel olarak yani olabilir filanı basıp geçiyoruz. Son olarak da yabancı dilde en iyi film kategorisine geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Burning nerede ya? Burada Burning nerede diyoruz. Onun yerine abuk subuk Never Look Away'ler falan alınmış. Capharnaüm alınmış yani... Hadi neyse yani üzücülük, fakirlik yine bir şekilde olur ama Roma zaten bunu alıp gidecek. Boş boşuna buraya Çağınırmağ'ın yazıp yönettiği Shoplifters'ı da basmışsınız. Neyse diyoruz. Cold War'a da bari son dakika golü atıp da vermeyin. Tamam güzel film de Roma var orada diyoruz ve Oscar özel bölümümüzün sonuna geliyoruz. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you. Bu hafta size DVD arşivimizde hala DVD bulunmasıyla ilgili yeminle bizim de şaşkınlığımızı paylaştığımız DVD köşemizde bu hafta Harold and Maude filmini sizlere tanıtmak istiyoruz. Ya bu film ne filmdi? Çok güzel filmdi. Yani 80 yaşında yaşlı karı, genç çocuk ne kadar güzel bir aşk. Ay pardon, karı dedik. Yani çok tatlı duygular. Bu böyle aşk, sevda bu devirlerde görülmedi diyoruz. Ve bu filmin Timothée Chalamet ve Glenn Close'lu derhal yeniden çevrimini yapın diyoruz. Hollywood'daki yapımcı dostlarımıza yazıyoruz. Aa, böyle bir dostumuz da yokmuş. Hay Allah diyoruz. Ve bu hafta da Bant Magazine sinema programının sonuna geliyoruz. Siz bu programı sevdikçe, bağrınıza bastıkça, yemin ederim dünyalar bizim oluyor. Ay dostluk kazanacak falan gibi yerli yersiz umutlanıyoruz. Ve bize tık atın, like atın, Twitter'da övün diyoruz. Haydi bakalım, hoşçakalın. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you. 100 people in the room. There could be 100 people. You know, 100 people. 100 people in the room and 99 don't believe in you. No, there can be 100 people in the room. 100 people. 100 people in the room. 100 people in a room. I probably said this earlier, but there can be 100 people. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış.